Merhabalar 44. ders anlatım föyümüzdeyiz. Yapıya dayalı anlatım bozukluklarının ikinci föyü aslında bu ee, ve bu föyle birlikte anlatım bozukluklarını tamamlamış olacağız. Bu başlıktaki bir diğer e, konumuz yüklemle ilgili yanlışlardı. E, yüklem yanlışları farklı farklı şekillerde cümlelerde karşımıza çıkabilir. Ya yüklem eksikliği anlatım bozukluğuna sebep olabilir. Ya da e, sıralı cümle gibi düşünecek olursak yüklemler arasında kip ya da kişi uyumsuzluğu varsa bu anlatım bozukluğu yaratabilir. İki farklı iş e, varsa cümlelerde ve biz bu iki farklı işi... Aynı yüklemle ifade etmeye çalışıyorsak yine anlatım bozukluğudur bu. Özne yüklem uyumsuzluğu e, ya da yan cümleciklerdeki yüklem eksikliği cümlelerimizde anlatım bozukluğuna sebep olacaktır. E, şimdi e, farklı yüklemlere bağlanması gereken işler durumlar var ve biz bunu aynı yükleme bağlıyorsak problem olur dedim ya bunun örneğini hemen verelim. İşin yapılmasını istiyorsan kendin yapılmasını istemiyorsan başkasına yaptır cümlesinde kendin yaptır gibi bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü bizim yüklemimiz yaptır. Başkasına yaptır tamam oluyor. Kime yaptır dediğimizde başkasına dolaylı tümlecini bu cümle kabul ediyor. Ama kendin yap demek zorundasın. Yani virgülden önceki cümlenin yüklemi eksik. Buraya bir yap yükleme eklediğimizde cümledeki anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluruz. Keza altındaki cümleye bakalım. Geçenlerde bir sohbet sırasında Davut Bey çocukluğunda yaşadıklarını ve bunları kitap haline getireceğini söyledi. Çocukluğunda yaşadıklarını Davut Bey söyledi diyebilir miyim? Anlamsız olur. Yaşananlar söylenmiyor da bir başkasına anlatılıyor. Öyle değil mi? O halde V bağlacından önceki yere çocukluğunda yaşadıklarını anlattı şeklinde bir yüklem koymalıyız. Tıpkı yaptı olduğu gibi. Böylelikle anlatım bozukluğunu düzeltmiş olabiliriz. Bir diğer ee, Konu olarak ne demiştim? İki ayrı yüklem olması gereken bir cümle vardır elimizde. Bir isim cümlesidir. Birinci yüklemden sonra biz ek fiili kullanmazsak eğer e, bu anlatım e, bozukluğuna yolu açacak. Neden? Anlam karışıklığı ortaya çıkarır çünkü. Evrak işlerine bakan memur çok pratik. Masası pek düzenli değildi şeklinde bir cümle var elimizde. Evrak işlerine bakan bir memurumuz var. Bu çok pratik bir insan belli ki. Virgülden sonra da ne diyorum? Masası düzenli değildi. Şimdi burada e, ekeğilimin olumsuzu olan değil kullanıldı. Bu evrak işlerine bakan memurun masası pek düzenli değil. Tamam ama işleri de çok pratik değil gibi bir anlam çıktı. Yani otomatik olarak pratik değil de pratik değil diye bağlıyor kendini. O yüzden biz buna ekeylem koymalıyız. Ek eylemin dili geçmiş zamanı olan di'yi muhakkak eklemeliyiz ki anlam karışıklığı giderilebilsin. 1988'de ben İzmir'de asker sen üniversitede öğrenciydin yine anlatım bozukluğu olan bir cümle çünkü e, kişi uyumsuzluğu var ben İzmir'de asker, din diyemezsin şuradaki e, kipe dili geçmiş zamana ve şahsa ne ekine bağlandığı için asker sözcüğü otomatik olarak anlam karışıklığı ortaya çıkıyor. Ben İzmir'de askerdim yani ekeylem koyduk. Ekeylemin dili geçmiş zamanı birinci tekil kişisiyle çekimledik sözcüğümüzü. Sen üniversitede öğrenciydin dedik. Hava açıktı ama sıcak değildi diyerek de yine son cümlemizi düzeltmiş oluruz. Bir başka konu da şu farklı farklı zamanlarda gerçekleştirilmiş e, işler var cümlemizde söz gelim iki ayrı iş olduğunu düşünelim. Bu iki ayrı işi ortak kipli bir yükleme bağladığımız takdirde işte o cümle anlatım bozukluğu olan bir cümle olur. Kitap okumayı şimdi de eskiden de çok seviyordum cümlesinde bu sevme eylemini şimdi de yapıyorum, eskiden de e, yapıyordum. O zaman bak zaten söylerken şimdi de seviyorum diyerek şimdiki zaman kipi olan yoru kullanıyorum. Şimdi de seviyorum. Eskiden de çok seviyordum diyerek farklı zamanlardaki bu işlerin kiplerini uygun bir şekilde yüklemle vermeliyiz. Bir başka başlığımız sıralı ve bağlı cümleler üzerine. Sıralı ve bağlı cümleleri oluşturan cümlelerin kipleri de kişileri de birbiriyle uyumlu olmak zorunda eğer böyle bir uyumsuzluk varsa cümlede anlatım bozukluğu olacaktır gece gündüz çalışmaktan yorgun düşmüş sağlığım bozulmuştu cümlesinde yine aynı mantık e, yorgun düşmüştü dediğinde başkası yorgun düşmüş oluyor otomatik olarak şuradaki e, ek eğilimi ekleyeceğiz düşmüş kelimesine oysaki yorgun düşen kişi benim nereden anlıyorum sağlığı bozulan benim çünkü o yüzden yüklemimiz düşmüş tüm haline gelmeli. Badana boya bitmişti, evi yerleştirecektik dedik ya da sabahları bana uğrardı, okula birlikte giderdik şeklinde cümlelerimizi düzeltebiliriz. Bir başka özelliğimiz de yapıya dayalı anlatım bozuklukları da şöyle ee, iki farklı kavram var elimizde diyelim cümlemizde ve bu iki farklı kavramı aynı fiile bağladık İşte anlatım bozukluğu ortaya çıktı yani meyve suyu ve tost yedi dediğimde meyve suyu kavramı ve tost biri evet tost yenilebilen bir e, yiyecek ama meyve suyu içilebilen bir yiyecek biz ve bağlacıyla bu iki e, yiyecek çeşidini diyelim ya da gıdayı yeme eylemine bağladığımız zaman anlatım bozukluğu ortaya çıkar. O zaman nasıl bunu düzeltebiliriz? Meyve suyunun eylemini yani yüklemini cümleye yerleştirerek bu küçücük çocuk iki bardak meyve suyu içti ve iki tost yedi diyerek cümleyi düzeltebiliriz. Bir başka özelliğimiz yan cümleciklerdeki yüklem eksikliği üzerine. Eğer yan cümleciye bir yüklem eklemezsek anlatım bozukluğu ortaya çıkacaktır. Şöyle ki... Seslerini ve yüzlerini göremediğim radyo dostlarını çok seviyorum cümlesinde. Seviyorum bu cümlenin temel cümlesi. Cümle çeşitlerinden hatırlayalım. Ee, peki... Yan cümleciğimiz ne? Göremediğim. Yüzlerini göremediğim e, radyo dostları... Evet bu bir yan cümlecik. Ama sesler görülür mü? Görülmez değil mi? Sesini ne yaparsın? Duyabilirsin ancak. O yüzden... E, bu V'den önceki yere bir yan cümlecik yüklemine ihtiyacın var. Seslerini duyduğum ve yüzlerini göremediğim radyo dostlarını çok seviyorum diyerek bu cümleyi düzeltebiliriz. Bir başka özelliğimiz, e, cümlede birden çok özne var diyelim ve bu özneler için sen sadece tek bir yüklem kullanıyorsun. İşte burada sıkıntı ortaya çıkar. Çünkü her özne ee, aynı yükleme bağlanamaz ben gittim derim sen gittin olur değil mi ee, kipekleri e, nin devamında gelen şahıs ekleri değişecektir o halde davet edilmediğimiz yere ne ben ne annem gider diyemezsin çünkü ben ve annemle birlikte e, bizi oluşturuyoruz ya yüklemi ne ben ne annem gideriz şeklinde düzelteceksin e, ya da bir yüklem koyacağız yüklemle ilgili yanlış olduğu için ne ben giderim ne de annem gider diyerek her ikisinin de e, kişi ekin'e uygun bir yükleme sahip olmasını sağlarız. İş konusunda ben onu, o da beni etkilemek istemez dedim. Ben onu etkilemek istemez haline geliyor otomatik olarak cümle. Oysa ki ben onu etkilemem, o da beni etkilemek istemez diyerek cümlemizi toparlamış olacağız. Bu doğrultuda birinci örnek sorumuza tabii ki bakalım hemen. E, tatil günlerimi spor ya da balık tutarak değerlendiriyorum cümlesini görüyoruz. E, Oysa ki spor tutulabilen bir eylem değil. Ne yaparsın? Spor yaparsın değil mi? Yani şuraya bir yaparak sözcüğüne ihtiyacın var. E, spor sözcüğünden sonra yaparak getirilerek e, cümleyi düzeltebilirdik. Bu da bizi doğru cevap olan Ceyhan seçeneğine ulaştırdı. İkinci örnek sorumuz aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem ile ilgili bir yanlışlık vardır diye soruluyor. Adana'ya baktık hemen. Her toplumun kendi kültürüne göre benimsediği, uymak zorunda olduğu kurallar vardır. Cümlede bir problem yok. Türk ulusu ahlak yönünden oldukça zengin bir yapıya sahiptir cümlesini görüyoruz. Bursa'da temiz. Tiyatro yapıtlarında yer alan kişilerin gerçeğe uygun bir nitelik taşımaları gerekir. Ceyhan'daki cümlemiz yine temiz bir cümle. Yazılarında hiçbir ayrıntıyı atlamamış, bir noktayı bile işlevsiz kullanmamıştır yine doğru bir cümle. O halde Edirne kalıyor geriye. Herkes gibi ben de çocukken oyunu çok çalışmayı pek sevmiyordum cümlesini gördük. Oyunu çok sevmiyordum şeklinde bağlanacak. Oysaki oyunu çok seviyordum. Evet, çalışmayı pek sevmiyordum şeklinde her iki eyleme sahip bir cümle oluşturmuş oluruz. Bu da bizi doğru cevap olarak Edirne'ye götürür. Üçüncü örnek sorumuza geldik. E, aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır diye soruluyor. Yine Adana gözümüze çarpacak. Bu iş için yeterliliği az deneyimi fazla değildi. Ne oldu? Az değildi oldu. Oysa ki ne demem lazım? Yeterliliği azdı. Deneyimi fazla değildi dedim. E, nasıl bir anlatım bozukluğu bu? Ek eylem eklenmemesinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Ek eylem e, eksikliğinden kaynaklanan da diyebiliriz. Doğru cevabımız 3. soru için Adana seçeneği olur. Ve geldik 4. sorumuza hangisinde anlatım bozukluğu vardır diye soruluyor yine. Ceyhan seçeneğine dikkatle bakmanı istiyorum. Yarınki toplantı için her şeyin hazır olduğunu Bizim de geç kalmamamızı istedi. Hazır olduğunu istedi diyemezsin, değil mi? Hazır olduğunu ne yaptı bu insan? Hazır olduğunu söyledi dersin. İşe ee, işe uygun eylem koymuş olduk yani. Ee, bizim de geç kalmamamızı, kalmamamızı istedi dedik ve bu da bizi doğru cevap olarak Ceyhan seçeneğine ulaştırdı. Ve geldik özne-yüklem uyumsuzluğu başlığımıza. Ee, Türkçe'de özne ile yüklemin farklı yönlerden birbiriyle uyum içinde olmasına cümlelerimizde özen göstermemiz gerekiyor. Ee, özne ile yüklem arasında Türkçe'de e, farklı e, yönden uyum e, söz konusudur. Bunlara şimdi hep birlikte bakalım. İlki tekillik çoğuluk uyumu. Öznenin tekil olması gerektiği durumlarda yüklem de tekil olmak durumundadır. Özne çoğul olduğunda ise yüklemimiz de çoğul olur. Bu genel bir kural aslında Türkçeye yönelik ancak kimi durumlarda dikkat edilmesi gereken küçük püf noktaları vardır. Mesela bunlardan ilki şu. Birincisi, öznemiz cansız bir varlıksa, soyut bir kavram, organ, bitki, hayvan ise ee, ben böyle bir durumda yüklemi tekil yaparım. Yani şunu demek istiyorum. Saniye ninenin gözleri artık peki görmüyorlar diyemezsin. Gözler insan dışı bir varlık. Ee, o yüzden tekil olmak durumunda. Ya da rüzgardan tüm kağıtlar havada uçuştular diyemezsin. Çünkü e, tüm kağıtlar burada zaten sana çoğulluğu verdi e, ve başında bir belgesiz sıfat varsa e, tüm gibi birkaç bazı bazı çocuklar konuşuyor da diyebiliriz ama orada çocuk insan olduğu için konuşuyorlar da olabilir. Fakat burada özne insan dışında bir varlık olduğu için uçuştu demek zorundayım. Ne zaman ben bunları çoğul hale getirebilirim özne insan dışındaysa ancak bir kişileştirme durumu varsa ben ancak yüklemimi çoğul yapabilirim. Mesela ağaçlar kucak açtılar diyebilirim söz gelimi. İkincisine geldim. Sayı sıfatlarıyla belirtilmiş bir isim varsa ve bunlar cümlede özne olduysa yüklemimiz genellikle tekil olacaktır. Ancak eylemi daha iyi belirtmek istiyorsak eğer yüklemin çoğul kullanıldığı da görülebilir. Üç arkadaş sokağın sonundan sağa döndü de diyebilirsin. Döndüler de diyebilirsin. Döndüler dediğin takdirde eylemi daha iyi belirtmiş olursun. Üçüncü durumumuz ise özne insan cinsindense ve çoğulsa, özneyi oluşturan bireyler yüklemde belirtilen işi eğer tek tek yapıyorlarsa, teker teker yapıyorlarsa yüklemin çoğul olmak durumunda, yok efendim toplu bir biçimde yapacaklarsa da tekil olmak zorunda. Mesela öğretmenler sınav kağıtlarını okudular dersin. Çünkü her bir öğretmen sınav kağıdını kendisi tek başına okuyacaktır. Tekil değil, çoğul oldu yüklemimiz. Ama toplantıyı hep birlikte yapar bu öğretmenler değil mi? Birer birer bir toplantı durumu söz konusu değildir. O yüzden öğretmenler toplantı yaptı dersin yüklemin tekil olmuş olur. Dördüncü özelliğimize geldik. Öznemiz bitki hayvan cinsinden çoğul olduğu durumlarda. Demin söylemiştim eğer kişileştirme sanatı varsa yüklem çoğul olarak kullanılır. Ağaçlar kucak açtılar diyebilirsin. Ya da tüm kediler bir olmuş kapının önünde nöbet bekliyorlar diyebilirsin sanki e, kediyi insanmış gibi kişileştirdin burada. Beşinci özelliğimiz e, eğer özlemiz herkes hiçbiri bazısı kimse pek çoğu gibi belgesiz zamirlerden oluşuyor ise yüklemin muhakkak tekil olmak zorunda çünkü o to, e, çok e, çoğul hali sana bu zamirler belgesiz zamirler veriyor herkes seni soruyorlar diyemezsin soruyor demek zorundasın. Altıncı özelliğimiz yine tekillik çoğulluk uyumuyla ilgili. Öznemiz eğer üçüncü tekil kişi ise yani o kişisine götürüyorsa özne bizi anlatıma saygı katmak amacıyla yüklemimizi çoğul yapabiliriz. Doktor Kenan bizim için üçüncü tekil kişidir. Doktor Kenan geldiler diyebilirsin daha saygılı söylemek istiyorsan. Doktor Kenan geldi demen demende de herhangi bir problem yoktur. Yedinci özelliğimiz bu konuyla alakalı. Belgisi sıfatlarla belirttiğin çoğul isime eğer özne ise yüklemin tekil olmak zorunda. Çünkü o çoğuluğu sana e, belgisi sıfatla belirtilen e, ismin çoğul olma durumu veriyor. Bazı romanlar oldukça sürükleyici oluyorlar diyemezsin. Çünkü kişileştirme yok. Roman insan dışı bir varlık ve başında bazı belgisi sıfatı var. O zaman yüklemin tekil yani oluyor olmak zorundadır. Özne yüklem uyumsuzluğuna yönelik bir diğer başlığımız kişi uyumu. Ee, özne tekil kişilerden oluşuyorsa yani ben, sen, o gibi kişilerden oluşuyorsa e, özne ile yüklem arasında bir uygunluk olmak durumundadır. Ee, özne birden çok kişiden oluşuyorsa eğer de e, kimi e, farklı durumlar vardır. Söz gelimi şöyle e, özne ben ve senden oluşuyorsa e, yüklemin muhakkak biz olacak yani işin içinde ben varsa ben ve e, sen sinemaya gidelim demek durumundasın e, gidelim birinci çoğu kişiyle çekimlenmiş bir fiildir e, şeyin öznen birinci tekil ve üçüncü tekilden oluşuyorsa yani ben ve o şeklinde ben ve Ayşe sinemaya gittik demek zorundasın yani yüklemin muhakkak yine e, birinci e, çoğu kişiye götürecek yani bize götürecek. Ee, özne birinci, ikinci ve üçüncü tekil kişiden oluşuyorsa, ben, sen ve Ayşe sinemaya gidelim demek durumundasın. Yani yine yüklemi birinci çoğul kişiye göre, bize göre çekim demek durumundasın. Eğer öznen ikinci tekil ve üçüncü tekilden oluşuyorsa, yani sen ve Ayşe şeklinde bir özneye sahipse cümlen sinemaya Gidiniz, gidin demek durumundasın. Yani siz gidin demek istiyoruz. İkinci tekil kişiye göre, özür diliyorum çoğul kişiye göre çekimlemek durumundasın. Bir diğer başlığımız ise olumluluk-olumsuzluk uyumun. Özne ile yüklem arasında olumluluk olumsuzluk anlamında uyum olmak durumundadır. Yani öznen eğer e, olumlu bir e, sözcükten herkes, hepsi, tümü gibi bir sözcükten oluşuyorsa yüklemin olumsuz olacaksa, mema olumsuzluk eki varsa mesela bu anlam bulanıklığına götürür seni. E, yüklemin muhakkak e, bu Olumlu özneler gibi olumlu olmak durumundadır. Ya da tam tersi e, olumsuz bir öznen var mesela kimse, hiçbiri, hiç kimse gibi. Yükleminde yine bu halde olumsuz olmalı. Olumlu olursa eğer problem çıkar. Hemen bunu cümleye dökelim istersen. E, kimse başkasının işine karışmasını istemiyor. Kendi bildiğini yapıyordu. Cümlesine bakalım. İstemiyor olumlu yüklemin. İstemeyen kim? Kimse. Bu da öznen. İstemiyorsun üstündeki mema olumsuzluk ekini gördün. Yani yüklemin olumsuz, öznen de kimse öznesi de burada olumsuz. Ama virgülden sonraki cümleye baktın. Kendi bildiğini yapıyordu. Şurada yapıyordu yüklemi olumlu bir yüklem ve otomatik olarak ilk cümlenin öznesini de e, kapsıyor. Kimse yapıyordu diyemezsin. O sebeple virgülden sonra bir özneye ihtiyacın vardır. Herkes kendi bildiğini yapıyordu diyerek e, olumlu bir özne getirdin ki olumlu yüklemle e, bağdaşabilsin. Şimdi bu doğrultuda 5. örnek sorumuza bakacağız. E, aşağıdaki cümlelerin hangisindeki anlatım bozukluğu tekilerden farklı bir nedenden kaynaklanmaktadır diye soruluyor. Hemen şıklarımıza göz gezdirelim. Hepinizi ileride karşılaşabileceğiniz tehlikelere karşı uyarmak bizim görevimiz cümlesini gördük. Zaten ...karşılaşabileceğiniz diyerek... ...bu işin ileride olacağını söyledi. Ecek, acak, eki... ...ileride anlamını verdi. Burada demek ki biz... ...gereksiz sözcük kullandık. Hemen kenarına e, kısaltarak... ...gereksiz sözcük kullanımı yazdım. Bursa'ya geldim. Çok heyecanlı görünen çocuğun... ...hiç ara vermeden... ...peşi peşine sıraladığı... E, ...sorulara cevap yetiştirmekte... ...zorlanıyordum cümlesi var. Peşi peşine soru sıralıyorsa hiç ara vermeden de sıralamış oldu. Yani bu peşi peşine sözünün anlamı hiç ara vermeden sözüyle e, aslında iç içe değil mi? O yüzden yine gereksiz söz kullandık burada. Gereksiz sözcük kullanımı diyorum. Devam ettim Ceyhan'a. Yetkililer önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının eksi 7 derece düşeceğini söylüyorlar. 7 derece düşmesi eksi yönlü bir durumdur. Tekrar eksi demeye gerek yok. Demek ki gereksiz kullandık bunu da. Gereksiz sözcük kullanımı. Dün gece uykusunda gördüğü rüyanın etkisinden bugün akşama kadar, kadar kurtulamamış cümlesini görüyoruz. Ee, rüya zaten uykuda görülmüyor mu? Evet. Ee, uykusunda gördüğü rüya demeye gerek var mı? Hayır. Dün gece gördüğü rüya demek yeterlidir. Yine uykusunda... Gereksiz sözcük kullanımına bizi götürdü. Demek ki Edirne doğru cevabımızmış. Hadi bakalım. Çocuklardan hiçbiri o kadar uyarmama rağmen susmuyor. Aksine daha çok bağırıyordu. Susmuyor olumsuz yüklem. Hiçbiri olumlu yüklem değil mi? Ee, hiçbiri bağırıyordu diyebilir misin? Diyemezsin. O halde virgülden sonra Hepsi şeklinde bir olumlu özneye ihtiyacın var. Bu da seni e, özne yüklem uyumsuzluğu e, ya da olumluluk olumsuzluk uyumu da diyebiliriz. Uyumsuzluğundan sebep e, bir anlatım bozukluğunun bulunduğu Edirne'ye doğru cevap olarak ulaştır. Altıncı sorumuza bakalım. Bir de aşağıdaki cümlelerin hangisinden anlatım bozukluğu vardır deniliyor. Adana'ya şöyle dikkatle baktığımızda göreceğiz. Arda arda gelen olumsuzluklar yüzünden neler çektiğimi bir ben bir Allah biliyor dedim. Ee, bilenler kimler gibi diye sor soracağız mecburen ben ve Allah. Yani e, birinci e, tekil kişim var. Allah üçüncü tekil kişi gibi düşündürecek. O zaman biliyoruz demek zorundayız. Bu Ahmet olsaydı yerinde e, daha doğru bir ifade olacak anlatımda. Bir ben bir Ahmet biliyor diyebilir miydin? Hayır bir ben bir Ahmet biliyoruz demek zorundaydın. E, o halde o, burada özne yüklem uyumsuzluğu meydana gelmiş oldu. Cevabımız da bu noktada Adana seçeneği oldu. Bir başka başlığımıza geldik şimdi de özne ile ilgili yanlışlara. Şimdi cümlelerimizi bir sıralı cümle, bağlı cümle ya da birleşik yapılı cümle şeklinde oluşturabiliriz. Ve bu tarz cümlelerde de ortak olarak kullanılan özne bütün yüklemlerle uyumlu olmak durumundadır. Eğer özne bu eylemlerden birine dahi uymazsa o zaman özne yüklem uyumsuzluğu ortaya çıkar. Şimdi verilen cümleleri bir tespit edelim anlatım bozukluklarını giderelim birlikte. Binanın su tesisatı elden geçirilecek ve kiraya verilecek şeklinde bir cümlemiz var. Elden geçirilecek olan şey ne? Binanın su tesisatı. Bu cümlenin öznesi burada. Ama kiraya verilecek olan binanın tesisatı değil, e, kiraya verilecek olan bina, bina kiraya verilecek diyerek bir özneye ihtiyacımız vardı. Onu eklemiş olduk Adana'ya. Ee, özür diliyorum birinci cümlem. İkinci cümleye geldim. Bazı sorunları hiç vakit geçirmeden çözmek gerekir. Aksi takdirde çözülemez duruma gelir dedi. Çözülemez duruma gelen şey ne? Sorunlar. Aksi takdirde sorunlar çözülemez duruma gelir dedik. Özneyi ekledik. Üçüncü cümleye geldim. Şiir kitabının kapağı hazırlandıktan sonra hemen baskıya gönderilecek. Baskıya gönderilecek olan şey şiir kitabının kapağı mı? Hayır tabii ki de şiir kitabının tamamını baskıya göndereceğim. O halde bir özneye ihtiyacım var. Şiir kitabının kapağı hazırlandıktan sonra kitap hemen baskıya gönderilecek dedik ve cümlemizi anlatım bozukluğundan kurtarmış olduk. Ve geldik nesne ile ilgili olan yanlışlarımıza. Cümlede belirtili ve belirtili nesnelerimiz ögü olarak kullanıyor bildiğin üzere. Kimi zaman cümlelerimizde bu nesnenin eksik olmasından sebep bir anlatım bozukluğu olabilir. Kimi zaman da sıralı cümle ise eğer ilk cümledeki nesne ikinci cümlenin yüklemine uymuyorsa nesne yüklem uyumsuzluğundan da kaynaklanan bir anlatım bozukluğu olabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi geçen sayıdaki eleştiriniz çok çarpıcıydı beğendim cümlesine bir dikkat kesilelim. Çarpıcı olan şey ne? Geçen sayıdaki eleştiriniz değil mi? Burası cümlemizin öznesi. Beğendim dedim. Neyi beğeniyorum ben? Beğendiğim şey e, belli mi? Geçen sayıdaki eleştirinizi yani eleştirinizin nesnesi eksikmiş. Eksik olan bu nesneyi ekledik. Nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğunu giderdik. Çevrenizdeki insanlara saygı göstermeli, incitecek davranışlarda bulunmamalısınız cümlesinde de kimi inciteceğim belli olmadığı için ya çevrenizdeki insanları ya da onları şeklinde bir nesne eklememiz lazım. Yan cümleciğin nesnesi eksik. Az önce burada bir kitap vardı nereye kaldırdınız cümlesinde de neyi kaldırdınız diye soruyorum sorum havada kaldı onu yani kitabı nereye kaldırdınız şeklinde ekleyeceğim e, nesne eksikliğini tamamlamış olacağım e, uyumsuzluğundan da e, doğabilir anlatım bozukluğu demiştim bir de onun örneğine bakalım yeni bir rapor hazırladı ve yönetim kuruluna sundu cümlesi bir bağlı cümle hazırladı yüklem hazırlayan kim o gizli özne ne hazırladı diye soruyorum yeni bir e, rapor bu cümlenin nesnesi. Yeni bir rapor yönetim kuruluna sundu diyebilir misin? Hayır, neyi sundu diye soracağım. Hazırlanan yeni raporu ya da hazırladığı yeni raporu da diyebilirsin. Ee, hazırlanan e, yeni rapor yönetim kuruluna e, sunuldu demek lazım. Şurada bir yanlışlık var, hemen onu düzeltelim. Sunuldu haline getirdik ya da hazırladığı yeni raporu sundu diye de ekleyebilirsin. Bunu da yine ekleyelim. Hazırladığı Yeni raporu sundu şeklinde de düzeltebilirdik bu cümleyi. Her iki türlü de diyeceğimiz nokta şudur: Yeni bir rapor nesnesi ikinci cümlenin yüklemiyle uyumlu olmadığı için nesne yüklem uyumsuzluğundan ortaya çıkan bir anlatım bozukluğu varmış bu cümlede. Şimdi yedinci örnek sorumuza bakalım bunun ışığında o halde. Bütün arkadaşlarına iyi davranır, ilgi gösterir, gerektiğinde yardım eder, hiçbir zaman üzmez ve hiçbirinin doğum gününü unutmazdı şeklinde bir cümlemiz var. Şimdi e, kime iyi davranıyor arkadaşlarına, kime ilgi gösteriyor arkadaşlarına, kime yardım ediyor arkadaşlarına dolaylı tümleşlerde problem yok. E, fakat hiçbir zaman üzmez diyorum, kimi üzmez diye sorduğumda sorum havada kalıyor. Şuraya arkadaşlarını nesnesine ihtiyacım var değil mi? Arkadaşlarını hiçbir zaman üzmez ve hiçbirinin doğum gününü unutmazdı dedim Yani ben cümlede olmayan nesneyi ekledim Nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğunu gidermiş oldum Bu da beni nereye getirdi? Arkadaşlarının yerine tabii ki onları da yazabilirsin O da bir nesne olacaktır Ceyhan seçeneğine doğru cevap olarak ulaştırmış oldu benim 8. örnek sorumuza bakıyoruz. Şimdi de aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır diye sordum. Ee, Edirne seçeneğine bakacağız burada da. Ön sırada oturan öğrenci defterinden kopardığı sayfaya bir şeyler yazdı ve arkadaşına verdi. Neyi arkadaşına veriyor bu kişi? Ee, kağıdı, yazıyı, onu fark etmez. Şöyle kağıdı diyorum. Ee, kağıdı, değil mi? Doğru yazdık. Evet. Burası nesneydi? Nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğunu Edirne'de yakalamış oluyoruz böylelikle. Diğer anlatım bozukluğu çeşitlerinden de genel başlık olarak tümleç yanlışlığı e, olarak ifade edebileceğimiz e, bir başlığa geldik şimdi. E, özellikle yüklemi, özneyi ve nesneyi ayrı o, olarak veriyoruz ama tümleçlerde zarf tümleci, dolaylı tümleç ya da edat tümlecinin eksik oluşu e, netice olarak hepsi tümleçtir ve tek bir başlık altında incelenebilir. Ee, eğer biz cümlelerimizde dolaylı tümleci, zarf tümleci ya da edat tümleci gerekiyor idiyse ve biz kullanmadıysak anlatım bozukluğu yapmış oluruz. Mesela Sultan Dağının havası insanı diriltir, umut verir cümlesini gördük. Kime umut verecek Sultan Dağının havası? Soru soruyorum kime sorusu? Dolaylı tümleç sorusuydu bu bildiğin üzere. E, havada kaldı sorum. İnsana ya da ona e, dolaylı tümlecini ekleyeceğim ki bu anlatım bozukluğunu giderebileyim. Ya da dizelerim birbiriyle uyumsuzsa beni eleştirir, e, tartışırdı cümlesini verdik. Kiminle tartışıyor bu kişi? Benimle demem lazım. Yani edat tümleci eklemem gerekiyor. Bize her zaman dikkatle dinler, düşüncelerimizi ya bana atmazdı cümlesinde her zaman dikkatle dinlediğini görüyorum. Her zaman ya bana atmazdı diyemem ama ee, olumsuz bir zamana ihtiyacım var. Hiçbir zaman e, zarf tümlecini et, e, ekleyeceğim ki anlatım bozukluğunu düzeltmiş olayım. Dokuzuncu örnek sorumuz çıkmış bir soru. 2016 YGS'de karşımıza çıkmış bir soru. E, parça verilmiş numaralı cümlelere sahip bir parçamız var. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır diye soruluyor. Fatih Balkış, Baht Dönüşü adlı romanında kişisel müzik çalışmalarına ara veren bir piyanistin hayatının e, müzik üzerinden sorgulanmasını işliyor cümlesi. Tertemiz bir cümle. E, önemli olan müzisyenin müzik aletini asla yarı yolda bırakmaması ve ihanet etmemesidir cümlesinde duracağım. Kime ihanet etmemesidir diye soruyorum. Müzik aletine, değil mi? Bu müzik aletine cümlenin dolaylı tümlecidir ve kullanılmamıştır. O halde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bursa seçeneğine gittik doğru cevap olarak. 3 4 5'i de hemen okuyalım. Elin aldığı her müzik aleti evrenin en uzak noktalarından buralara gelen bir canlıymış hissi uyandırmalıdır onda. Sanatçının piyanosunun suskunluğu, bitirilmemiş eserlerinin yalnızlığı hepimizin matemi sayılmaz mı? Müzisyenin yolculuğu o müzik aletinin lisanıyla açıklanabilecektir şeklinde parçamızı tamamlıyoruz. Dediğimiz gibi 9. sorumuzun cevabı Bursa seçeneği oluyor. Bir de 10. soruya bakalım. Hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır diye soruldu. Edirne'ye bakmanı istiyorum. Bu öykü kitabının dili oldukça ağır. Çocukların okuması için uygun değil. Çocukların okuması için uygun olmayan şey ne? Bu kitap değil mi? Bu kitap diyeceğiz. Çünkü dili oldukça ağır olan şey bu öykü kitabı. E, ama ikinci cümlede bu özneyi göremiyoruz. O yüzden kendimiz bir özne ekleyeceğiz ki anlatım bozukluğunu düzeltebilelim. E, bu da bizi 10. soruda doğru cevap olarak Edirne'ye ulaştırıyor. Ve şimdi etkinliğimizi de yaparak, tespit etme etkinliğimizi de yaparak e, 44. ders anlatım föyümüzün anlatım kısmını noktalayacağız. Etkinliğimiz şöyle, e, cümlelere bakacağız. Anlatım bozukluklarının sebeplerini tespit edeceğiz. Birinci cümleye geldim. İhale birçok yerli ve yabancı inşaat firmaları katıldı diyoruz ihaleye. Birçok yerli ve yabancı inşaat firmaları katıldı. Birçok firmalar katıldı dersin değil mi? Başında belgesiz sıfat var. Yani bu seni nereye götürür? Tamlama yanlışlığına götürür. Tamlama yanlışlığı dedim. Nasıl düzeltirim? İhaleye birçok yerli ve yabancı firma katıldı demek durumundayım. İkinci cümlem herkes pür dikkat onu dinliyor çıt çıkarmıyordu şeklinde kimse çıt çıkarmıyordu demek zorundasın yani e, olumlu özne olumlu yüklem olumsuz özne olumsuz yükleme ihtiyacın var bunun da e, çeşidi neydi özne yüklem uyumsuzluğu kısaltarak yazdım üçüncü cümlemizde keza yine özne yüklem, uyumsuzluğa götürecek bizim öğretmenler kurulu yarın derslerden sonra Toplanacak demek zorundayım. Ee, öğretmenler kurulu topluca insanların olduğu bir e, kurul. E, o zaman yüklemimiz bu işi hep birlikte yaptıkları için tekil olmak durumunda. Yine özne yüklem uyumsuzluğuna gittik. Dördüncü cümledeyim. E, dünkü yemeğe Murat ve sen gitmişsin şeklinde bir cümle. Murat ve sen. Yani ikiniz gitmişsiniz demek zorundasın değil mi? Yüklem gitmişsin değil gitmişsiniz olacak siz gitmişsiniz. Yani ikinci çoğul kişiye göre çekimlemeliyim. Bu da yine özne yüklem uyumsuzluğunda öğrendiğim bir başlıktı. Beşinci cümlemiz iş başvurusu için gelenlerden telefon numaralarını aldım. Daha sonra ararız telefon numaralarını değil iş başvurusu için gelenleri yani onları şuraya bir nesne koymalısın. Onları daha sonra ararız dedik. Ee, anlatım bozukluğunun sebebi de nesne uyumsuzluğu oldu. Neden uyumsuzluğu dedim. Ee, neyi alalım diye soruyorum. Telefon numaralarının nesnesi var. Bu ikinci cümleye uymadığı için nesne uyumsuzluğu ortaya çıktı. Eğer ki ilk cümlede nesne olmasaydı da ben nesne ekleseydim nesne eksikliği diyecektim adına. Altıncı cümleye bakıyoruz. Cep telefonunuzun ekranı buradaki serviste değiştirildikten sonra diğer işlemler için ana servise gönderilecek. Ekran değil de sanki telefon gönderilecektir değil mi servise? Diğer işlemler için telefonunuz ana servise gönderilecek. Şuraya bir telefonunuz öznesini ekleyeceğim. Yani özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu varmış. Onu düzelttik. Yedinci cümleye geldik. Hiçbir zaman kendini düşünmedi. Ailesinin mutluluğu için çalıştı. Hiçbir zaman düşünmediyse ne zaman çalışmış olacak? Her zaman çalıştı demek durumundasın. Yani zarf tümleci ekledin buraya her zamanla. Eksik olan zarf tümlecini koyduğuna göre zarf tümleci eksikliği diyebiliriz. Zarf tümleci eksikliği. Sekizinci cümlemizdeyiz. Bu şehirde muson iklimi görüldüğü için yılın büyük bir bölümü yağış alır. Yılın büyük bir bölümü yağış alan şey ne? Y e şehir değil mi? Şuraya bir şehir öznesine ihtiyacın var. Şehir yılın büyük bir bölümü yağış alır dedik. Yani özne eksikliğini giderdik. Dokuzuncu cümledeyim. Ata binmesini kısa sürede öğrendi cümlesi var. E ata binmesini değil de ata binmeyi öğrendi demek durumundaydık binmeyi. Yani S'den sonra gelen i iyelik sesinin gereksiz olduğunu gördük. İyelik ekinin gereksiz kullanımı dedik. 10. cümle. Yaşamı boyunca hiçbir engel ona aşılmaz gelmedi ve yolundan döndürmedi. Kimi yolundan döndürmüyor? Onu. Kimi sorusu nesne buldururdu sana? Nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğunu giderdik. 11. soru, sen zannediyor musun bu insanlar söylediklerinizi dinler ve inanır? Söylediklerinize, onlara inanır diyeceğiz. Yani dolaylı tümlecimiz eksikti, onu ekledik. Dolaylı tümleç eksikliği. Neye inanır diye sordum, dolaylı tümleç sorusu havada kaldı. Ee, söylediklerinize ya da onlara dolaylı tümlecini bu şekilde ekledik. 12. cümlemiz edat tümleci eksikliğine götürecek bizi. Sizi daha önce gördüğümü hatırlıyorum. Sanırım bir toplantıda karşılaşmıştık. Sanırım sizinle bir toplantıda karşılaşmıştık diyeceğiz ve edat tümleci eklemiş olacağız. Edat tümleci eksikliğini de gidermiş olacağız. 13. soru. Ben uçak yolculuğundan o ise gemi yolculuğundan korkar şeklinde. İşin içinde ben ve o var. Yani biz korkarız demek zorundayım. Ee, şöyle ya da bir diğer e, formül neydi? Ben uçak yolculuğundan korkarım e, bir yüklemek dedim ilk cümleye. O ise e, gemi yolculuğundan korkar da dedim. Böyle de düzeltebiliriz. E, her halükarda yüklem eksikliğimiz söz konusu olacaktır. Yüklem eksikliği eğer korkarız deseydik yüklem uyumsuzluğu yüklem uyumsuzluğu da olabilir ama öyle bir başlık genelde kullanılmadığı için yüklem eksikliği yani korkarım yüklemini eklemek daha doğrudur 14. cümlemiz her zaman senin yanındayım seni yalnız bırakmayacağım şeklinde her zaman yanındaysam hiçbir zaman yalnız bırakmam değil mi hiçbir zaman diyeceğiz yani zarf tümleci eksikliğini gidermiş olacağız zarf tümleci eksikliği dedim Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır cümlesindeyiz ve son cümlemiz bu. Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Bak zaten okurken bile ları okumadan geçtim. Çoğalırlar diyemem. Çünkü öznem insan dışı bir varlık ve çoğul durumda. O yüzden yüklemim tekil olmak zorunda. Özne yüklem uyumsuzluğu olur böyle işsinde. Özne yüklem uyumsuzluğu dedik. Peki. Peki. Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır diyerek 44. ders anlatım föyümüzün de anlatım kısmını tamamladık. Şimdi son adım 1 ve 2. testleri çözerek bu konuyu da pekiştirmiş olacaksın. Ve biz de seninle 45. ders anlatım föyümüzde görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakal.